Şimdi laparoskopik miyomektominin de bizi ilgilendiren kısmı şu, laparoskopik olması. Miyomektomi bir kadın doğumcunun tabii ki yani kutsal ameliyatlarından bir tanesi. Çünkü biz uterusun kahramanıyız, uterusu kurtarırız biz. Evet, genel cerrah olsa onu alır götürür ama kadın doğumcu olarak canımızı dişimize takarız, uterusu kurtarırız. Bizim görevimiz o. Ama laparoskopik olunca çamur atılıyor. Laparoskopik olunca neden çamur atılıyor? İşte şunlar bildiğimiz sebepler. Bir kere şunu da söyleyeyim. Miyom ameliyat edilmesi gereken bir şey değil. Miyomun sarkom olup olmadığını bilemeyiz. Miyomun şutump olup olmadığını hiç bilemeyiz. Onu da patolog kendisi kafasından uyduruyor. Şutump diyor. Ondan sonra kafan karışıyor. Miyoma nasıl yaklaşacağız? Laparoskopik yaklaşabilmemiz için tip 2'den itibaren, hani tip 2'den itibaren laparoskopik yaklaşabiliriz. Tip 1 ve 0'ı, tabii laparoskopik yaklaşabilmemiz için amacımızın şu olmaması gerekiyor. Yani ben de laparoskopik miyomektomi yapıyorum, olmaması lazım. Yani ben öğrenim çizelgemi tamamladım, eğrimi tamamladım. Yaklaşık olarak 15 vaka yeterli, 10-15 vaka. Ve elimde yani deneyimim oluştu ve elimde ekipmanım var. Ekipman ne? Bir kere ekipman, yani olmazsa olmazlarımız bipolar cerrahi, yani bildiğimiz bipolar. Yani advanced bipolar değil, normal bipolar olmalı. İkincisi de eğer elinizde harmonik, yani ultrasonik enerji varsa mükemmel olur. Yani çok güzel olur. Şimdi üçüncü bir konuda miyomları ameliyat etmeden önce mutlaka haritalandırmanız gerekiyor. Yani nerede ne kadar miyom var? Hastaya girmeden önce kağıda bakacaksınız. Gerçekten anam babam usulü çizmiş olacaksınız böyle. Şurada miyom var, burada miyom. Çünkü siz bir alanı boşalttığınız zaman bir süre sonra diğeri mitotik aktiviteyi artırıp hani tek overi aldığınız zaman diğer overin gitmesi, rezervinin gitmesi hızlandığı gibi. Yani miyom kendine büyüyecek alan buluyor ve sonra hasta 3 ay sonra geliyor, sürpriz bir miyom. İşte bunlar da morselasyon şeylerimiz. Şimdi şöyle düşünelim, siz hangi vakayı da büyüklük olarak laparoskopik yapacaksınız? Kaç taneyi laparoskopik yapacaksınız? Bunu zaman içinde oturtmanız lazım. Yani göbeğe gelen kadar gelen tek unilokile bir miyomun morselasyonu nereden baksan 3 saat. Yani değmez buna. Ömrünüz gidiyor. Hep Barış anlatır. Ergonomi. Ondan sonra eve gittiniz, 2 gün kendinize gelemezsiniz. Yani dolayısıyla göbek altında kalalım. Bence 3'ü geçmeyelim. Ama tabii ki isteyen bunları da laparoskopik yapabilir yani. Ona yapacak bir şey yok. Kesinlikle antagonist kullanmıyorum. Kesinlikle öyküyü çok iyi alıyorum. Yani geçmiş öyküde yeni çıkan bir miyom, hızlı büyüyen miyom, bunlara laparoskopi yapmamak lazım. Ben kendi pratiğimde 45 yaş üzerinde laparoskopik yapmıyorum. Yapacaksam mutlaka torbada yapıyorum. Torbayı bize $300 satıyorlar. Hani 250-$300 arasında. Hani bence önemli bir şey. Analog kullanmıyorum. Teknik portlar kistteki gibi bilateral girmiyorum. Hani unilateral 2 tane giriyorum. Ben kiste burada şeylerde gördüm. Genelde ortadan girerim. Suprapubik trokarı ki orayı kullanayım onluk trokarda. Çünkü oraya sütür atmam. Ama laterallerden onluk girmek zorunda kalmışsam mutlaka buralara sütür koyuyorum fıtık olmasın diye. Dolayısıyla 2 tane buradan, 1 tane göbekten. Buradakinin hizası, göbektekinin hizası. Bu da işte şuradaki yer biliyorsunuz yani 1/3 alanında. 1 tane de soldan. Toplam 4 port. Şuradaki port, sol hipokondrimdeki port. Onluk port oluyor ki tutabileceğim bir alet olsun. Miyomunuz büyüdükçe yukarılara hani çıkabilirsiniz ve sternumun oradan girebilirsiniz. İnsizyon nasıl yaparsanız yapın. Yani ister vertikal yapın, ister oblik yapın, ister transvers yapın. Nasıl dikebileceksiniz? Yani miyomun en önemli konusu dikilmesi. Peki dikilmesinin bir önemi kaldı mı? O da kalmadı. Neden? Çünkü VLAC çıktı. VLAC çıkınca artık hiçbir şeyin bir anlamı kalmış. Sıkıyorsun, boğuyor. Sıkıyorsun, boğuyor. Ama ben yine de eski usulden artık Stratafix de var. Onu hiç kullanamıyorum. Onu ben beceremiyorum. Sevmiyorum onu. Ama Otix'i güzel. Ama mutlaka üzerine vikrillen ya da prolenlen ek sütürler mutlaka koyuyorum. Destek olsun diye. Hematom oluşmasın diye. Dolayısıyla
Kliniğimizi belirledik, haritalandırmamızı yaptık, portlarımızı yerleştirdik, sayılar belli, girdik, kesimizi yaptık. Sonra enükleasyon yapacağız. Yani sizden ricam, ben bu konuyu anlatırken şunu anlatıyorum. Ya soğan soyuyormuşuz gibi düşünelim. Yani yapmayın diyorum arkadaşlar, ense demiyorum. Yani şimdi hastaya miyomektomi yapıyorsun, sonra hasta 2 ay sonra görüyor, benim miyomlarım alınmamış, hala duruyor. Yerlere pseudo kapsül içerisinde çalıştığınız için, ya pseudo kapsül kalacak yani, ona yapacağım bir şey yok. Çünkü ben pseudo kapsül içinde çalışırsam kanamam. Çünkü biliyorsunuz periferden besleniyor. Pseudo kapsül içerisinde yani beyazı görene kadar kesiyorum. Beyazı gördükten sonra içerisinde zaten şöyle hani pışlamak dediğimiz, yani şöyle yapsam bile gidiyor. Yani pseudo kapsülle miyom arasında çalışacaksınız. Pseudo kapsülle miyometrium arasında değil. Çalışmayacağız ama işte öyle de geriye kapsül kaldığı için orada hiperekojen kalıyor. O da diyor ki miyomun alınmamış diyor. Ondan sonra uğraş dur. Tamam, miyomektomiyi yaptık. Mutlaka ben 3 kat dikiyorum. Eğer endometriyal kaviteyi açmışsam öyle çok dikkat etmiyorum ama yine de bir 2-0 ya da 3-0 vikrille mutlaka endometriyal kaviteyi kapatıyorum. Hani oradan divertiküller oluşmasın, tıbbi adı adenomiyozis. Hani ondan sonra yapışıklık oluşmasın. Ondan sonra hasta İla papaz olmayalım çünkü bunlar çoğunlukla infertil hastalar oluyor. Yani mutlaka orayı kapatıyorum. Sonra kasları kapatıyorum. 2 kat endometriyumu açmadım şu an. Kasları 2 kat kapatıyorum. En sonunda da serozayı kapatıyorum. Zaten vikrille, vilakla başladığınız zaman yaklaşık 180 santim galiba. Yok, 90 santim. Yok yok abi. 30 santim 180 günde eriyor. Tamam, 180 günde eriyor. O yetiyor yani. Size yetiyor. Onun üzerine de vikril koyduğunuz zaman ya da prolen koyduğunuz zaman çoğunlukla şu görüntüyü elde ediyorsunuz. İsterseniz bunu tam düzgün elde edin. Hiçbir önemi yok. Yani şöyle düşünün. Bir sezaryen yapıyorsunuz ya. O dikişleri böyle çok sıkıyoruz, çok sıkıyoruz, çok sıkıyoruz. Yarım saat sonra bakın o dikişlerin hepsi gevşek. Yani onlar inandırıcı değil. Dolayısıyla siz kanamayı engellemek için sütürünüzü koyun, güzelce basın, tamam. Ondan sonra gazları düşürün. Gazları düşürün. Gazları düşürdüğünüzde kanamıyorsa, bakın şu ana kadar hiç ağzından yıkamak diye bir şey çıkmadı. Lütfen yıkamayın. Çünkü durup dururken koagülümü kaldırırsınız. Hiç gerek yok. Aspire edin, yıkamayın. Aspire edin, yıkamayın. En son gazları düşürdük, yıkadık, kanama yok. Konu bitti. Ama konu bitti deyince de tabii ki ekstraksiyon meselesi var. Ona anlatıldığı için girmeyeceğiz. Ama sonuçta gerçek anlamda kimse torba içinde yapmıyor. İki türlü morselatör var. Ya mekanik morselatör ya da bir Gyrus var firma. İşte plazma kinetikle yapıyor. Yani morselasyon yapıyoruz ama hastayı lütfen çok iyi seçelim ki gerçekten ondan sonra başımıza iş çıkmasın. Komplikasyonlar açısından bitiriyorum. Komplikasyonlar açısından özel bir komplikasyon yok aslında ama hiç alışkın olmadığımız bir komplikasyon var. O da multiple myomatosis. Yani batına böyle bir sürü şey gibi, saçma gibi yayılmış olan, yani 2 tane öyle leşim var diyeyim yani. Çok kötü bir şey yani, hastaya da mağdur öyle şey kalıyorsunuz. Hasta tomografi çekiyor, orada bir sürü kitleler. Sen diyorsun ki tamam ben sarkoma bulaştım. Ondan sonra hem seviniyorsun hem de ya ben yani dikkat etseydim diyoruz tabii, eskiden olan şeyler, ona dikkat etmek lazım. Onun dışında özel miyomla ilgili bir şey yok ama analog kullanmadığımı söyledim. Ben genelde mutlaka özel bir zaten adezyon bariyeri bulsam, burada hiç konuşma yapmamızın anlamı yok şu an. Hepimiz güzel bir tatilimizi yapardık. Ne yazık ki adezyon bariyeri, ideal bariyer yok. Vücut hep bir şekilde yapıştıracak, iyileştirmek için yapıştıracak. Ama ben Surcell kullanıyorum. Yani kendi pratiğimde çok sık kullanıyorum. Mutlaka kullanıyorum. Laparotomiye geçmek ayıp bir şey değil ama öncesinde olması önemli. Zor miyomlardan sadece bir tanesini söyleyeyim. Anterior miyomsa çok kolay. Posterior miyomsa biraz kolay. Zor değil. Ama lateral miyomsa, biraz önceki anatomi bilgilerimizi düşünürsek, mutlaka üreteri görün, mutlaka üreteri görün ve unutmayın, lateral, intraligamenter miyomlar. Zaten biliyorsunuz, ben sadece tekrarlamak için, alttan beslenir. Gelir, popomuz alttan parmak atar. Yani miyom hiçbir zaman, intraligamenter miyom için söylüyorum, şuralardan beslenmez. Gelir, o uterin arterinden, asendan dalından bir şey bulmuştur. Ondan sonra siz başlarsınız
alttan kesmeye kadar. Onu bileceğiz yani. Alttan onun üretiri mutlaka diseke edelim. Ben böylece toparlamış oldum arkadaşlar. Sezaryenle doğum şart değil ama öyle yapıyoruz. Sorumuz varsa hocamız gidecek çünkü galiba uçağa varmış. Yok şimdi gitmeyeceğim. Şimdi gitmeyecek misin? Şimdi tamam, gitmeyeceğim. Tamam. Bundan sonra şeyinde gideceğim. O zaman sana da sorulabilir. Soru tamam. Var mı? Tamam yok. Video zaman... olmadığı için yok. Teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Güven hocamızı davet ediyoruz. Şimdi ameliyattak tubal cerrahiydi. Miyomektomi. Şimdi histerektomi. Nefroskopik histerektomi. Muhtemelen fertilite isteği yok. Yok hocam. Evet. İnşallah açılır. Hayır. Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, ben bugün sizlere laparoskopik histerektomiden bahsedeceğim. Laparoskopik histerektominin tarihçesinden, endikasyonlardan, kullanılan enstrümanlardan, prosedürden, komplikasyonlardan, post-op bakım, alternatif tekniklerden bahsedip özet ve önerilerle bitireceğim. Şimdi histerektominin tarihçesine baktığımız zaman ilk histerektomiyi Schenck 1600 yılında yapmış, ilk vajinal histerektomiyi. Ondan sonra bu şekilde histerektomi ilerlemiş. Ta ki 1989 yılına kadar, 1989 yılında Rah ve arkadaşları ilk total laparoskopik histerektomiyi yapmışlar. Histerektomi Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık uygulanan ameliyatlardan. Yılda 500 binden fazla histerektomi yapılıyor. 70 yaş üstü her 36 kadının yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nde histerektomi oluyor. Histerektomiyi biz peki nasıl yapıyoruz? Histerektomiyi total ya da subtotal, supraservikal yapabiliyoruz. Total laparoskopik histerektomi yapabiliyoruz. Subtotal histerektomi ve laparoskopi asiste vajinal histerektomi yapıyoruz. Bunda da adneksel cerrahi yapıyoruz. Geri kalan uterin damarlarının kesilmesini hep vajinal bölgeden gerçekleştiriyoruz. Bu da onları gösteren bir tane slide. Neden laparoskopi yapıyoruz? Çünkü vajinal histerektomideki konforu hastaya sunan, vajinal histerektomi kontraindike olduğu durumlarda uygulanabilen, aynı zamanda abdominal histerektomideki gibi dokuyu görerek manipüle etme üstünlüklerine sahip, daha az kan kaybına, daha kısa süre hastanede yatışa sahip olduğu için, normal hayata hızlı dönüşü, daha iyi kozmetik sonuçları bize verdiği için ve abdominal histerektomiye göre de kesi yerlerimiz ufak olduğu için, daha az yarı yarı enfeksiyonuyla sonuçlandığı için laparoskopi tercih ediyoruz. Peki bizim laparoskopi yaparkenki endikasyonlarımız neler? Abdominal histerektomide koyduğumuz endikasyonlarla vajinal histerektominin yapılamadığı durumlarda yapıyoruz. Uterin desansusun olmadığı, miyomların olduğu, uterusun büyük olduğu, dar vajen olan, adneksiyal kitlesi olup adezyonları olan, mobilitesinin sınırlı olduğu hastalarda laparoskopik histerektomiyi yapıyoruz. Enstrümanları seçerken bir standart ekipmanımız var bizim. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Laparoskopi sistemi var. Veres iğnesi, 0 derece teleskop. Ben onu o şekilde kullanıyorum. 10 milimlik trokardan 1 adet, 5 milimlik trokardan da 2 ya da 3 tane duruma göre. Grasper, disektör, uterin manipülatör, bipolar ya da monopolar koter tercihe göre ligatür veya harmonik, suction irrigatör ve porteki ve sütür kullanıyoruz. İsteğe bağlı olarak da işte morselatör, açılı kullanmak istiyorsak 30 derece teleskop, hook ve makas kullanabiliyoruz. Preoperatif değerlendirmemiz hastalardan aydınlatılmış onam alıyoruz. Bazı preoperatif testler istiyoruz. İşte antibiyotik profilaksi veriyoruz. Tromboflaksi veriyoruz. Bağırsak hazırlığı yapıyoruz gerekli olan durumlarda. Aydınlatılmış onamda hastalara tedavi alternatifleri ve operasyon sırasındaki risklerden bahsediyoruz. Doku morselasyonu yaparsak malinite riskinden dolayı, hani eğer malin bir şey varsa doku morselasyonu yaptığımız zaman yayılabileceğinden hastayı ameliyat öncesinde bilgilendiriyoruz. Preoperatif testler, tıbbi cerrahi, jinekolojik ve obstetrik öyküsü, daha önceden ameliyat geçirmiş mi, yapışıklığı var mı, girdiğimiz zaman bağırsağı acaba zedeler miyiz, mesane acaba uterin ön duvara yapışık mı? Bunları bilmek amacıyla sorguluyoruz. Eşlik eden komorbiditeler, hasta çok morbid obez oluyor. Hastayı anestezi uyutuyor. Tam kafa dikerken hocam diyorlar hastaya ters trend yapmanız gerekiyor diyor. O zaman bağırsaklar önümüze kadar geliyor. Sonra da iş içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Şimdi antibiyotik profilaksisinde histerektomi için tüm cerrahi yaklaşımlarda biz sefazolin veriyoruz. Öneriyoruz sefalosporin grubu. Tromboprofilaksi her hastaya
Yani mekanik profilaksi öneriyoruz. Ama risk grubundaysa işte bunda Kaplan'ın risk değerlendirmesine göre, Kaplan'ın sınıflamasına göre yapıyoruz. Orta ve yüksek risk grubuysa mutlaka farmakolojik profilaksi ekliyoruz. İşte kanser cerrahisi ise, BMI 25'in üstündeyse, yaşı 41 ile 60 arasındaysa 1 puan alıyor. Bu şekilde hesaplayıp veriyoruz. Bağırsak hazırlığı yapıyor muyuz? Bağırsak hazırlığı rutinde yapmıyoruz. Rutinde yok ama hani yapışıklıktan şüpheleniyorsak ya da endometrioz cerrahisi planlıyorsak ona göre bağırsak hazırlığı yapabiliyoruz. Şimdi prosedürde de hastaya anestezi veriyoruz, hazırlıyoruz, örtüyoruz, nazogastrik tüp takıyoruz, mesanesini boşaltıyoruz. Sonrasında uterin manipülatörü takıp trokarları yerleştirip ameliyatımıza devam ediyoruz. Anestezi verirken peki ne tür anestezi veriyoruz? Anestezi verirken genel anestezi veriyoruz. Pozisyon önemli. Dorsal litotomi pozisyonunu hastaya alıyoruz. Hastanın kollarını hastanın yan tarafına alıyoruz. Bacakların 30 ve 45 derece fleksiyonda olması iyi. Eğer bunu çok fazla yaparsak sinir hasarı, ameliyat sonrası dönemde hastalarda siyatik sinir hasarı, diğer sinir hasarları olabiliyor. Daha sonra hastayı işte antiseptiklerle boyadıktan sonra şu şekilde minimal fleksiyon yapacak şekilde dorsal litotomi pozisyonunda ameliyata başlıyoruz. Bu Einarsson ve arkadaşlarının 10 tane başarılı bir histerektomi için 10 basamak şeyi yazısı. Burada da işte az önce bahsettiğim sırayla bahsetmiş. Trokarları yerleştirip, ovelleri belirleyip, ondan sonra mesaneyi indirip, uterin damarların güvenliğini sağlayıp, uterin damarları kesip, yakıp kestikten sonra en sonunda da uterusu çıkartma. Şimdi burada en önemli bizim yardımcılarımızdan birisi uterin manipülatör. Uterin manipülatör cerrahın adeta üçüncü eli. Yapışık olan vakalarda faydası çok. Uterin damarların hemostazında ve kardinal bağların kesilmesinde yardımcı. Üreter ve mesane yaralanmalarını azaltıyor. Özellikle mesaneyi düşürürken alttaki asistanımızın ya da yani bize yardımcı olmak için ameliyata giren kişinin yukarı doğru şeyi manipülatörü itmesi çok önemli. Bir nevi ameliyatı büyük kısmını aşağıdaki manipülasyonla yapıyorsunuz. Hem ön arka kolpotomiyi kolaylaştırıyor. Bazılarında bu oktüdür sayesinde gaz kaçmasını engelleyerek son kolpotomi yaparken işi kolaylaştırıyor. Kullanılan manipülatörler var. İşte V-Care var, Clearview var, Claremont var, Hall var, Rumi var, Mangashikar var. Biz Rumi'yi genellikle kullanıyoruz. Bunların da kısaca böyle bir fotoğrafını koymak istedim. Biz bunu Rumi'yi takarken şu şekilde önce histerometriyle uterusun uzunluğuna bakıyoruz serviksten itibaren. Hani bunun şeyi bayağı büyük olduğu için yeşil olanını taktık. Büyüklükleri bunların değişiyor. Beyaz, mavi ve yeşil olarak ayrılıyor. Biz en büyük olanı taktık. Şu şekilde yerleştiriyoruz Rumi'yi. Bir yandan da tek dişliyle serviksi saat 11 hizasından tutup kendimize doğru çekerek manipülatörü içeri doğru ittiriyoruz. Daha sonra içeriye girdiğinden emin olduktan sonra tenekulumu çıkarıp manipülatörü bu şekilde İçeri doğru ittiriyoruz. Şimdi trokarları yerleştirirken peki ne yapıyoruz? Şimdi sırada trokarların yerleştirilmesi kaldı. Var. İlk trokarı umbilikusa yerleştiriyoruz. Lateral portlarda oblik kas bölgesinin merkezine, inferior epigastrik damarların lateraline yerleştiriliyor. Bu ben mesela sol taraftan çalışıyorum. İki tane port arasında yaklaşık 8-10 santimlik mesafe bırakmak gerekiyor. Çünkü yoksa birbirlerine değiyorlar. Şimdi burada üreteri normalde rutin olarak vizyalize etmiyoruz. Hani yapışık olduğunu düşündüğümüz vakalarda üreter mobilize edilebilir. Normalde infundibulopelvik ligamenti keserken zaten oveli tutup yukarı doğru kaldırdığınızda yan taraftan üreteri görebiliyorsunuz. Burada da bu medial yaklaşım. İki yaklaşımla üreteri mobilize ediyoruz. Bir tanesi medial, bir tanesi de lateral yaklaşım. Burada infundibulopelvik ligamentin medial kısmından tutup medyale doğru çekip ufak makas darbeleriyle üreteri görünür hale getiriyoruz. Şurada görüyorsunuz üreterin peristaltizmini. Şimdi bir de medial yaklaşım var. Bunda da
Şu üstte round ligament var. Yan tarafta şurada infundibulo pelvik, lateralde de pelvik damarlar var. Bunun arasındaki üçgenden yukarıdan aşağıya doğru gelecek şekilde kesi yapıyoruz. Burada da üreter bu şekilde görülüyor. Şimdi adnexler, eğer biz sadece laparoskopik histerektomi yapacaksak, hani adnexleri bırakacaksak eğer, utero-ovaryen ligamenti koterize edip bırakıyoruz. Bunu ya direkt bu şekilde yapabiliriz ya da şurada göstereceğim şekilde şu şekilde yapabiliriz. Önce salpenjektomiyi yaptıktan sonra yanlardan gelerek şu şekilde utero-ovaryen ligamenti kesiyoruz. Eğer salping oferektomi yapacaksak IP ligamenti, infundibulo pelvik ligamenti overe en yakın olan kesiminden yakıp kesiyoruz. O da şu şekilde. Şimdi ben genellikle biraz daha yukarısından bir koterize ediyorum. Ondan sonra overe yakın olan kısmından da kesiyorum. Sonrasında kanama olmasın diye. Daha güvenli olduğunu düşündüğüm için bu şekilde yapıyorum. Şimdi buradan başlayıp bu şekilde gelerek önde round ligamentle birleşip round ligamenti de keserekten yandan mesaneye doğru ilerleyebiliyoruz. Tamam, ben de bu ameliyatı şöyle yaparım genelde. Salpenksleri ve overleri alacaksam da histerektomiyi yaparım. Çünkü böyle yaptığımda sürekli ortada evet, bir şey olur. Yani o da bir alternatif aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yani BSO yapacaksanız da ben ilk önce düz iniyorum, alıyorum. Onlar çünkü lateralde böyle benim önümü kapatmıyor. Sonra da BSO yapar gibi laparoskopik bilateral salpingo ofrektomi yapıp çıkıyorsun. Vizyonizasyon önemli. Devamlı seni engelliyor. Evet hocam. Round ligamenti de keserken gene orta kısmından tutup yakılıyor ve sonrasında round ligament kesiliyor. Round ligamenti kestikten sonra da mesaneye doğru giderken ön ve arka yaprakları bu şekilde açabiliyoruz. Bu da bizim yaptığımız bir şey. Buraya gelmeden bir hafta kadar önce yapmıştık. Miyomları vardı. Yani böyle laparoskopisi biraz zor oldu. Şuradan round ligamenti tuttuk. Mesela böyle büyük olan uteruslarda da öncelikle round ligamentleri keserek yapın deniyor. Çünkü mobilizasyonu daha kolay oluyor sonrasında. Şimdi round'u kestikten sonra mesaneye doğru ilerliyoruz. Bu şekilde araya girip açarak mesanenin iyice peritonunu belirgin hale getirip yakıp kesiyoruz. Şimdi round ligamenti kesip mesaneyi önden düşürdükten sonra, yani broad ligamentin ön yaprağı vezikoüterin peritoneal refleksiyon boyunca insize ediliyor. Şimdi biz burada perivezüküler yağ dokusu eğer görürsek dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yani mesaneye bu bizim yaklaştığımızı gösteriyor. Mesane adezyon olduğunu düşünüyorsak round'u daha lateralden açmak gerekiyor. Şimdi dense zor mesane yapışıklıklarında laparoskopik makasla ya da elektrokoterle viseral peritona kesi yapıp indirmeyi kolay hale getirebiliriz.
Bazen mesanenin sınırlarını belirleyemediğimiz olgularda mesaneyi şişiriyoruz. 150-200 cc serum fizyolojikle mesaneyi belirgin hale getirip o şekilde ameliyatı yapıyoruz. Şimdi biz burada Broad ligamentin ön ve arka yaprak peritonunu kesip uzaklaştırdıktan sonra uterin damarları görünür hale getiriyoruz. Bir nevi skeletizasyon yapmış oluyoruz. Üreterin pozisyonundan da emin olduktan sonra internal servikal os seviyesinde uterin arter koterize edilip kesiliyor. Uterin arterler yakılıp kesilirken uterin manipülatör ile uterusun sefalik yöne doğru ittirilmesi çok önemli oluyor. Bazen aşağıdaki ittiren asistan uyuyor. Uykuya dalıyor. Uykuya daldığı zaman da yanlış yerler kesilebiliyor. O yüzden uterin arterlerin kesilmesi sırasında şeyin yukarı doğru ittirilmesi manipülatörün çok önemli. Şuradan bu daha önceden sezaryen geçirmiş iki kere. Burada olabildiğince lateralleri kullanacağız. Hani evet. Demin anlatıldı ya paravezikal boşluklar. Olabildiğince yani dense bir yapışıklık varsa bazen daha da dense olur. Üç tane sezaryen olduğunu düşünür o vakanın ve dense bir skalbokusun olduğunu düşünür. İşte insizyon atmak da yetmeyebilir orada. İnsizyon atıp reddetmeye çalışırsınız ama bir yanda foleyle karşılaşabilirsiniz yani. O da sorun değil. Dikilir yani. Ama olabildiğince paravezikal alanları lateralde o devamlı gözenekli dokuyu yakalamak gerekiyor. Tekrar soruyorum. Yani laparoskopide yani birçok ameliyat yapıldı. Anatomiye hakim olduktan sonra sütür atabiliyorsanız, elektrocerrahiye hakimseniz, damarların nereden gelip geçtiğini biliyorsunuz, her şeye hakimseniz, orada oluşabilecek bir komplikasyonu fark etmek de çok önemli. Yani onun farkında olursanız intraoperatif, siz olmasa bir arkadaşınız, müdahale ederiz. Meslektaşınız, bir başka bir branş, fark etmez bulunduğunuz yere göre, onlar da intraoperatif tanıyı koyduğunuz için bu da çok önemli. Mesane oldu, hemen sütür atılır, tamir edilir. Burada kilit nokta, bak yavaş yavaş o fil dişi beyazı var ya, öyle geçer kitaplarda. Onu görmek, evet. O fil dişi beyazını görmek. O fil dişi beyazı gördüğün her şey desin artık. Doğru yerdesin yani. Vajen ve serviks ilişkisindesin. Kapın sınırı da görünüyor burada. Keseceğimiz yer. Mesaneyi bayağı bir ittiriyoruz aşağı doğru. Patlıyor, evet. Patlıyor yani biz... Tip ucunu mu soruyorsun Hakan yoksa koh? Kohu mu? Şu şişen, vajenleşen balonunu soruyorum. Koh, kohun şeyini soruyorsun. Yani o değişiyor vakanın durumuna göre ama biz bayağı kullanıyoruz. Ben onu ne zaman terk ediyorum? Bir, ya patlatırsan yani... Alenen artık ameliyattan önce zaten kontrol ediyoruz ya, şişiyor mu şişmiyor mu, şişmiyor o atıyor. Bir de eğer kafı dönerken yeterli şey sağlayamıyorsanız bilin ki o kohun balonu artık şey olmuş. Yani patlamadıysa da deforme olmuş. O zaman değiştiriyoruz ama bayağı gidiyor şey Hakan. Ya en önemli aşama histerektomide manipülatör hep mi? Evet. Ya Ümmü'nün balonu hep mi yani yamuk şişiyor? İşte onu... Yani balonu şişiriyorsun, kapkir pssssss hani. İşte şimdi pre-op yerini bazen eğer işte o asimetrik şişiyor. Yıkayıp yapıyoruz ya arkaya doğru kayıyor. Onu mutlaka yani düzeltmek o, gerekiyor. O çok önemli bir nokta söyleyeyim size. İkiniz eldiven var ya cerrahi eldiven. Cerrahi eldiven açtırın. Sızan tarafa eliniz değil. Ha o sonraki şey. Ya. Yani hiçbir şey onun kadar engellemiyor. O eldiven engellemez diye düşünmüştünüz ama oradan sızmıyor. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Bir trik daha. Eğer zaten biraz açmışsan şeyi, yani elinde biraz kap için zaman varsa manipülatörü falan tamamen çıkar, tamamen oraya tampon koy. Ve neyle dönüyorsan dönebilirsin. Anlatabiliyor muyum?
eğer elinde biraz şey varsa artık çünkü rahatlamış durumdasın. Tabii. Üreterler de gitmiş durumda. Bunu da yapabilirsin. Çünkü artık bir tek şeyi dönüyorsun. Yani en kötü onu yaparsınız. Biz bazen en zorda kaldığımızda da onu yapıyoruz. Şimdi manipülatörün diğer bir özelliği de işte uterin arterden sonra üreter vesaire bu aşama. Biliyorsunuz ki laparoskopinin açık histerektomiye tek dezavantajı nerede? Hani saydı ya. Üreten hasarına sebep olması. Daha az, daha erken mobilize oluyor, daha az kan kaybı oluyor, daha az enfeksiyon oluyor. Ama abdominal histerektomiyle ya da vajinal histerektomiyle laparoskopik histerektomiyi karşılaştırdığınızdaki komplikasyonlar açısından en dezavantajlı üreter yaralanmaları. Yani bu literatürde ispatlanmış. İşte bunu da ya manipülatör kullanarak ekart edeceğiz, üstesinden geleceğiz ya da emin değilsek mutlaka sabah da konuşuldu galiba üreterleri diseke mobilize edeceğiz. Akşam eve rahat gitmek istiyor. Bu hala olur arkadaşlar. Ya ben artık sayısını hatırlamıyorum yaptığım TLC 2001'den beri. Yani sayısını hatırlamıyorum. Hala üreter fistülizasyonuyla karşılaşabilirim. Çünkü direkt size ait olmayan faktörler de var burada. İşte elektrocerrahi kullanıyorsunuz. Bunlara ait termal hasarlar olabiliyor. Hasarın daha önce geçirmiş ameliyatları, kendi vaskülizasyonu gibi diyabeti, enfeksiyon, birçok şey fistülizasyona neden olabilir. Ama en ufak bir şüpheniz varsa, rahat olmak istiyorsanız, şüpheleniyorsanız üreterleri açın arkadaşlar. Yani o tarafı açın hiç oldu. Yani diyelim ki o taraf çok kanadı, çok elektrocerrahi kullandınız ya da orada bir endometriyoziz vardı ya da daha önce oradan cerrahi geçirmiş, orası fibrotik. Açın, sadece orayı açın. Yani öbür tarafı değil, orayı açın. Üreteri mesaneye girdiği yere kadar tamam mı? Diseke edin, akşam artık. Rahat uyuyabilirsiniz yani. Olabilirsin. Ama ona rağmen olabilir mi? Benim böyle vakalarım var. Yani diseke, ya şüphelenmişim, diseke etmişim, videoları da var, bir rolağı da gösteriyorum. Diseke etmişim, mesaneye girdiği yere kadar, yabuk kıyı falan filan neredeyse yani ora kadar açmışım. Açtığım hasta yine fistül olmuş. Tam işte uterin arter üreter bileşkesinden yani. O bölgeden yine fistül yapmış. Çünkü işte termal hasar olabiliyor. Vaskülarizasyonuyla bağlı oluyor. Yani birçok faktör olabiliyor. Önce uterin manipülatörümüz yoktu. Biz oyuncak topla manipüle etmeye çalışıyorduk. Onda da kafi yetmediği için çok aşağı iniyorsunuz. Bir tane video gönderdim çünkü grup ortaklığı. Çünkü üreteri kesmiştik. İşte. Onu laparoskopi konarmıştık. Biz diyebilirsiniz. Yani başladığınızda. Olabiliyor. Önemli olan intraoperatif tanı da çok önemli arkadaşlar. Yani konuş komplikasyonlar olacak ama yani intraoperatif tanımak da çok değerli. Aynen. Hocam bir de bazen yüzeyin dışından hasta geliyor. Yani diyorsun ki tamam işte tabii yaparız. Ya da hasta yaşlı oluyor. O manipülatörü vajenden sokmak mümkün mü? Yani parçalıyor mu? Atrofik. Atrofik ya. Serviks geldi. Serviks yok. Yurt dışından geldi Rusya'dan hasta. Tamam ya sen nereye koyacağız manipülatörü? Bir de kesin olabilir. Öyle durumlarda bir over pensil ucuna iki tane gaz sarıyorsun. İttirip inşallah. Onunla ilgili şeyler de var. İttir. Yani orada gerçekten manipülatör özellikle görüyor. Yani diğer taraf sağa sola eğiliyor. O da yani şey yani, özellikle mesane seksiyonunda işe yarıyor yani. Koh yapamazsınız ama histerometri ile tenekülümü bağlayabilirsiniz. İlla orada koh görevini yapsın derseniz o payapas işte söylemişti. Şu bebeklerin burnunu çeken şeyin adı neydi ya? Sıvap, nazal sıvap değil mi? Ha, sıvap gibi bir şey var ya böyle arkası top gibi evet. Böyle çekiyor hani. Onu yerleştirerek de aynı o koh görevini görebilir, ittirmek amaçlı yani. Siz orada ne kestik hocam, o payapas için önermiştik. Evet işte payapas için. Onu da kestik üretir hocam. Bunlar zaten zor şartlar için. Hani. İşte, ya işte o olmuyor, bu olmuyor, şu olmuyor, eldekileri 2000 önce evet. Bir hasta. Ama fark etmek yine çok önemli. Evet. Tüm ovaryal hapsiye gönderdiler, bağırsakları falan. Neyse, ya biliyorum dedim ki yok, arkadaşım nasıl sokacağım, neyse zorladım, gittim tak göbekten bir şey çıktı. Neyse, gider. Aynen, neyse. Öyle yaptırdık, içirdik, içeri gittik zaten leş gibi. Yani inanılmaz kötü ama o mesane diseksiyonu sağlayabiliyor, ilk tırdığınız bir karı. Evet.
Kolpotomiye geldiğimizde de monopolar kotelle yapabiliriz ya da harmonikle yapabiliriz. Uterin manipülatörün kapsınlığını rehber olarak kullanabiliriz. Keserken bahsettik az önce, yukarı doğru mümkün olduğunca manipülatörü ittirmek gerekiyor. Bunu uterusu kesip çıkarttıktan sonra buralardan bazen bu kaf sınırından kanama oluyor. Oralara çok fazla termal hasar yapmamak gerekiyor. Çünkü kaf dehisensi olduğu söyleniyor. Kurutmak zorunda değiliz yani. Değiliz. Hafif arter şey... varsa tutarız, diğerleri önemli değil. Aynen. Spesimeni vajenden çıkarırken normal çekip çıkarabiliriz. Bazen büyük uteruslar oluyor. Onları keserek, morsele ederek aşağıdan çıkartabiliyoruz. Bu da zaman kolay olmuyor söylendiği gibi. Çok zor oluyor hocam, evet. Öyle yani. Güzel söyledi de, çok güzel söyledi. Çok, bayağı bir yarım saat sürüyor. Morselasyon da şey yapar ama işte yapacak bir şey yok. Ya da morselatör kullanacağız işte. Elektromekanik morselasyon ya da Chardon Knife, hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben çok kullanırım. Chardon Knife bildiğiniz bisturinin laparoskopik hali. Stores'da vardır Chardon Knife. Çok liberal, çok sık kullanırım. Yani şeyi de bozmamak adına, yani ben işte Antalya Eğitim Araştırma'dayken haftanın 3 günü günde 3 defa, haftanın 3 günü günde 3 defa 9 ayda 40 neredeyse aynı günde 2-3 kere elektromekanik morselatör kullanılacak, şey kullanılacak. Derdim ki Chardon Knife'ı verin de onu miyomektomiye saklayayım falan gibi. Normal bistürü ortadan ikiye biliyorsunuz. Yani morselasyonu laparoskopiyle yapıyorsunuz. Kas dönüyor, evet hocam. Hı hı. Monopolarla dönüyor. Evet, monopolarla burada kafı dönüyoruz. Bazen buralardan kanamalar olabiliyor. Onları da ligaşurla sürekli oluyor zaten, evet. Evet. Ha, evet, olabilir. Yani şey... Hızlı ama şey olmamalısınız yani böyle... Ya. Kontrollü. Yani ortalık kan olursa da çok kötü. Hızlı ama aceleci değil. Yani bir dönüm noktası vardır. Çok kana, sonra ışık absorbe etmeye başlar. Ortalık bulanır. O ışık değer aşağıdığında enerjiniz tükenir. O kısa dönmeyi girmemek lazım. Çok o arada bir de gaz içiyorlar. Kapanır orada. Evet. İşte o gaz için dediğim gibi artık bu kadar açmışsan diyelim ki artık şeyi çıkartıp oraya koyabilirsin. Yani. Ya o kanı absorbe edip, yani şey, aspire edip, ortalığın havasını temizleyip tekrar sakinleşip devam etmek lazım. O yüzden de bence, demin yaptığın güzeldi bence. Yani hani etap etap gitmek lazım orada. Hani böyle o etraf kan gölüne dönmesin. Etap etap. Yani diyelim ki hook, monopolar cerrahi kullanıyorsan, monopolarla dönüyorsun. Baktığın kanadı monopolarla da koagüle edebilirsin, monopoların katıyla da koagüle edebilirsin. Ki öyle yapmalısın, elektrocerrahide anlatılmıştır. Monopolar kullanırken katı kullanmalısınız, koagüle de etseniz. Çünkü hastaya daha az enerji gönderirsiniz. Onun kullanma özelliği vardır. Kesmek istiyorsanız monopolarla ve katla dokuya değmeden uzaktan giyotin gibi kesersiniz. Dokunarak, dokunup kata basarsanız koagüle edersiniz. Bunlar hep taktiklerdir yani. Elektro cerrahi çok önemlidir. Elektro cerrahi bilmiyorsanız şeylerini, tamam mı? O zaman triklerini, o zaman kötü. İşte batına girmek vesaire. Ben hep oralara gidiyorum farkındaysanız. Bunları yaparsanız bir şekilde. Çünkü kadınla olmayacaktınız zaten. Hepimiz aynı yerden mezun olduk. Bunları zaten yapıyoruz. Ama hep oraları işaret ediyorum. Yani benim şahsi görüşüm o. Onlara çok hakim olursanız işte o zaman termal hasara da yani engel olursunuz. 10 yerine 1 görürsünüz gibi. Dolayısıyla monopolarla dönüyorsun, koagüle ediyorsun ya da advanced bipolar kullanıyorsun. Hep böyle sadece kanatmadan. Bu ben sabah da söylemiştim. Aslında bu iş, yani biz hepimiz laparoskopinin aşığıyız yani. Ve biz bu işten zevk alıyoruz ve bu bir sanat arkadaşlar. Ben ameliyata başlarken uçmaya hazır mısınız dedim. Yani bu bir sanat. Bu bir sanat gibi. İlk yaparken şunu hissediyoruz ama. İlk önce yapmaya çalışıyoruz. Hep böyle yani. Açık ameliyat olarak da düşünelim bizim ta eski zamanlarımızda. İlk önce bir ameliyatı yapmaya çalışıyorsunuz. Doğru mu? Okuyoruz, öğreniyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Sonra bunu en estetik şekilde hepimiz sezaryen yapıyoruz. Ama hepimiz aynı şekilde önce yapmıyoruz. Hepimiz tübrigasyon yapıyoruz. Hangi tübrigasyonu yaparken hangi sütürü kullanıyoruz? Onların hepsinin bir anlamı var.
böyle hemşirenin uzattığı herhangi bir taper cut uç mu kullanıyorsunuz, round mu kullanıyorsunuz, kaç numara kullanıyorsunuz, hangi materyali kullanıyorsunuz? Bunların hepsi estetik, önemli bir anlamı var. Evet, sen de yaptın, ben de yaptım, o da yaptı. Ama öyle değil. Bileceksiniz, bana taper cut uç ver, 3-0 ver, çabuk eriyen ver. Bunu söyleyeceksin ki bunların hepsi, çünkü çabuk eriyen vermezsen ne olur o tüp tekrar? Tekrar mekanize olur. Yani bunun gibi, örnek veriyorum, laparoskopiyi de öyle. Böyle güzel güzel, kanatmadan, anatomiye hakim olarak. Zevkli hocam sizi dinlemek. Vajinal kapı, kafa geldiğimizde cerrahın tercih ettiği teknik ve sütür ile kapatıyoruz. Biz laparoskopik olarak V-Lock sütür ile kapatıyoruz. V-Lock monofilaman, sentetik, poliglonat, barbit dediğimiz dikenli sütür. 180 günde hidrolize oluyor. Az önce bahsetmiştik, vajinal kafın ayrılmasını önlemek için aşırı termal hasar yapmıyoruz. Sütürlerde vajinal mukoza ve puboservikal rektovajinal bağ dokusunu içeren yeterli doku marjlarının bulunmasını sağlayarak sütüre ediyoruz. Kaf kapatıldıktan sonra da kontrol ve hemostaz yapıyoruz. Düşük yüksek intraperitoneal basınçta hemostatik etkiye dikkat etmek gerekiyor. Bazen gaz gittikten sonra bazı yerlerden kanama oluyor. O yüksek basıncın etkisi ortadan çıktıktan sonra ona da dikkat ederek hemostaz yapmak gerekiyor. Daha sonra abdomeni desufle ediyoruz. Fasial defektleri kapatıyoruz yukarıdan. İşte omza vuran ağrı olmasın diye anestezi hasta uyanmadan 5 zorlu respirasyonla genellikle hastaları öksürtüyor ve karbondioksit bu şekilde peritondan kolayca emilebiliyor. Ben bununla ilgili şey bulamadım ama bunu kendim hani asistanımıza uzaktan çektirdik bu şekilde. V-Lock sütürle nasıl diktiğimizi göstermek için kafı. Ben burada V-Lock da kullanabilirsiniz. İşte Stratafix'te kullanabilirsiniz. Bazı şeyler serpak gibi olmuş. Onlara da çok dikkat edin arkadaşlar terminolojiye. Örneğin hocalarımız bile sürekli harmonik. O artık serpak olmuş. Ultrasonik enerji. Aslında Sonosation da var. Ya da V-Lock aslında Stratafix de var. Bunlar hani balık sırtı şeyler gibi düşünün. Hep farklı şeyler var. Burada işte bu balık sırtı dediğimiz şeyler de kullanılabilir. Bunlar daha pahalı tabii. Vicryl de kullanılabilir. Yeterli bir marj alacağız. Çok kurutmaya gerek yok. Ve bitirdik mi? Az kaldı hocam, bitiyor. Diren koyup çıkıyoruz. Şimdi komplikasyonlara baktığımız zaman laparoskopik histerektominin laparotomiye dönüş %3 ne 3.9 olarak söyleniyor. Urinal trakt hasarı %1.2 ile 2.6. Bunun şeyi yani histerektomilere göre ve vajinale göre daha yüksek. Vajinal kaf dehizensi de %0.64 ile 1.1 arası. Bağırsak hasarı %0.34 ile 0.45 arasında değişiyor. Bunları geçiyorum. Peki bu üriner sistemdeki bu hasarı nasıl azaltabiliriz? Yani bu tabii çok vaka yapmayla, işte aşağıdaki manipülatörü aşağıdakinin itmesiyle onunla ilişkili. 80 vakadan sonra bu plato yapıyor. Üriner komplikasyonlar minimum hale geliyor. Sonuç laparoskopik histerektomi azalmış morbidite, kısa hastanede yatış süresi, günlük rutine hızlı dönüş ile karakterize. Postop bakımda aynı gün içinde taburcu edebiliyoruz. Postoperatif aktiviteleri önerileri için sınırlı sayıda kanıt var. İşte ağır kaldırma, zorlanma, tolere edebildiğin hareketleri yap diyoruz hastaya. 2 ya da 4 haftadan sonra günlük majör hareketleri yapabilirsin diye hastaya telkinde bulunuyoruz. Pelvic rest 6 hafta TLH için, 3 hafta subtotal için. Vajinal kaf dehizensini önleme adına. Alternatif teknikler neler? Robotik asiste laparoskopik histerektomi, laparoskopik single site surgery ve NOTS cerrahisi alternatif teknikler olarak çıkıyor. Özet ve önerilere geldiğimizde abdominal yaklaşıma kıyasla morbiditeyi azaltan, hastanede kalış süresini kısaltan, normal aktivitelere hızlı dönüş sağlayan minimal invaziv bir yaklaşım. Tipleri var. Subtotal, total ve laparoskopik asiste vajinal histerektomi. Tüm cerrahi yaklaşımlarda antibiyotik profilaksi veriyoruz. 30 dakikanın üstünde olduğu için majör cerrahi sınıfına giriyor. Yani orta risk grubu olarak kabul ediliyor. İster mekanik ister farmakolojik olsun mutlaka tromboflaksi gerekebiliyor. Enstrüman seçimi cerraha bağlı. Kimisi VK'yi tercih ediyor, kimisi Rumi tercih ediyor.
%4'ünde laparotomiye dönülür dedik. Olası komplikasyonlar arasında kanama, idrar yolu yaralanmaları, vajinal kaf dehisensi, bağırsak yaralanması var. İdrar yolu yaralanması ve kaf dehisensi riskleri konuştuğumuz gibi abdominal ve vajinal histerektomiden daha yüksek. Postop preoperatif komplikasyonu veya komorbiditesi olmayan, yani yakın takip ve bakıma ihtiyacı olmayan hastalar aynı gün içinde taburcu edebiliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.